Alsancak dizisinin güzelliği ve yeteneğiyle büyüleyen Nadia karakteri Gülsüm Ali ile buluştuk. Güzel oyuncunun yanında ilk defa bir beyefendi görünce kendisiyle tanışmak için can attık. Yani maalesef sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Yine yanındaki beyefendi erkek kardeşim. Bulgaristan'dan geldi, misafirliğe İstanbul'a geldi. Doğum günü vardı geçen gün, o yüzden buraya geldi. Hep beraber ailece kutladık. Setten de fırsat bulduk, o şekilde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatan Alsancak savaş sahneleriyle dikkatleri çekiyor. Gülsüm Ali, bol aksiyonlu sahneler için özel eğitimlerle rolüne hazırlandığını açıkladı. Yazın çalışmaya başlamıştık biz. Şöyle özel komando eğitimi aldık. Aslında şöyle diyeyim. Siz komando eğitimi aldınız? Evet. Askeri eğitimi aldık. Artık hani askerlik yapmadım da demeyeceğim. Çünkü şöyle, timde 10 kişi var. 10 kişinin yanında sadece ben vardım kadın olarak. O yüzden ben de artık şey oldum yani. Aldığı eğitimlerle kendini savunmayı öğrenen Gülsüm Ali, esprili bir şekilde gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Ben daha çok silah kullanıyorum, işte daha çok yakın dövüş kullanıyorum. Başka bir hocamız var, yabancı bir hocamız var, onunla birlikte çalışıyoruz. İşte sahnelerden önce ya da fırsat buldukça gidip çalışıyoruz birebir. Güzel gidiyor ama yani. Kendinizi koruyabilir misiniz yani birine karşı? Aldığınız eğitimler. Bence koruyabilirim. Karşıma çıkmasın kimse. Gülsüm Ali, dizideki partneri Uğur Güneş'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Uğur çok tatlı ya, çok seviyorum ben. Uğur'la ben ilk projemde çalıştım. Yani ilk partnerliğimizi yaklaşık 7-8 sene önce yapmıştık. Şimdi de tekrar bir araya geldik. Ben de çok mutluyum. Çok dövüş sahnelerimiz var. Bazen böyle korkuyorum. Ay bir şey olmasın bilmem ne falan diye titizlikle şey yapıyoruz. Gülsüm Ali ilk başrol deneyimini de yıllar önce Uğur Güneş'le yaşamıştı. Tesadüf o ki yıllar sonra Alsancak dizi setinde ikili bir kez daha partner olma şansı yakaladı. Şöyle bir anımız var. Hatta daha önce de söylemiştim ben ama galiba başka arkadaşlara söylemişim. Şimdi ilk defa karşılaştık 8 sene sonra ve şey dedi böyle, aa hiç değişmemişsin kız falan dedi. Aa dedi, ne kadar güzel bir şey söyledin ama o da hiç değişmemiş zaten, aynı kalmışız. Sen şimdi sahiden sevdalandın bana? Utanmak söyleyeyim hadi. Gülsüm Ali ve kardeşini hazır bir arada görmüşken Bulgaristan'da geçen çocukluk yıllarını da analım istedik ve ünlü oyuncunun tam bir İstanbul aşığı olduğunu öğrendik. Benim ablam da var. Ablamla daha yakındık tabii, o daha küçük olduğu için. Şimdi boyumu geçtiğime bakmayın, benden çok daha küçük de. Güzeldi ya, Bulgaristan'da güzel çocukluğumuz oldu. Mutlu bir çocukluk oldu. İstanbul macerası nasıl başladı? Teknolojiden uzak bir çocukluk yaşadık ve ben o yüzden kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum açıkçası. Onun dışında İstanbul'a aşığım, İstanbul'a hayranım. O yüzden İstanbul'u bırakmaya niyetim yok.